Mukaddes emanetler. Hilafetin Osmanlı İmparatorluğu'na geçmesiyle birlikte Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve yakınlarının değerli eşyalarından oluşan mukaddes emanetler İstanbul'a getirilmiştir. Emanetler 1517 yılından bu yana Topkapı Sarayı'nda bulunan Hırka-i Saadet Dairesi'nde büyük bir titizlikle korunmaktadır. Bu mübarek eşyalar Topkapı Sarayı'nda Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan bir odada muhafaza edilir. Bu oda, zarif kakmalı kapısı, dört pencere ve üç gömme dolabıyla Osmanlı sanatının en güzel örneklerinden biridir. Günümüze kadar büyük bir titizlikle korunan mukaddes emanetlerin bazıları şunlardır. Hırka-i Saadet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Veysel Karani'ye hediye ettiği hırka, mukaddes emanetlerin en önemlisi olarak sayılmaktadır. Osmanlı halifelerinden bazıları, çıktıkları seferlerde Hırka-i Saadet'i yanlarında götürmüşlerdir. Hırka-i Şerif, geçtiğimiz yıllarda büyük bir özenle onarılmıştır. Dendan-ı Saadet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud Savaşı sırasında kırılan mübarek dişinin bir parçasıdır. Silindir şeklinde, altın çerçeveli, üzeri zümrüt ve yakut kaplı altın bir kutunun içinde muhafaza edilmektedir. Sancak-ı Şerif, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin siyah renge yakın günlü kumaştan sancağıdır. Yıpranmış olduğu için yeşil bir kumaş üzerine yerleştirilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminden beri hiçbir savaşta açılmamıştır. Sakalı Şerifler, Hırka-i Saadet Dairesi'nde birçok sakalı şerif, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sakalı vardır. Bunlar altın çerçeveli camdan kutularda ve mücevher kutularında saklanmaktadır. Kadem-i Saadet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 4 adet ayak izi, Hırka-i Saadet Dairesi'nde gömme dolapta muhafaza edilmektedir. Mühr-i Saadet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mührüdür, ilk halifeler tarafından kullanılmıştır. Name-i Saadet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mektuplarıdır. 1850 yılında bir Fransız tarafından Mısır'da bir manastırın kütüphanesinde İncil'in kapağına yapıştırılmış olarak bulunmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğu anlaşılınca Sultan Abdülmecid'e teslim edilmiştir. Suyuf-u Mübareke, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kılıçlarıdır. Hırka-i Saadet Dairesi'nde bulunan 20 kılıçtan sadece 2 tanesi Hazreti Muhammed'e aittir. Bu kılıçlardan biri Hazreti Davud Aleyhisselam'a, diğerleri ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına aittir. Kabe anahtarları. Kabe'nin yenilenen kilitleri mukaddes emanetler arasındadır. Demirden, altın ve gümüş kakmalı kilitler Osmanlı İmparatorluğu döneminde uzun süre Davut Paşa'da korunmuştur. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın Kur'an-ı Kerim'i. Hazreti Ebubekir döneminde bir araya getirilen Kur'an sayfaları, Hazreti Osman döneminde mushaf halinde eyaletlere gönderilmiştir. Hazreti Osman'ın şehit edildiği sırada okunan Kur'an, şu anda Topkapı Sarayı'ndaki mukaddes emanetler arasındadır. Bu mübarek emanetler, Osmanlı döneminden itibaren çok büyük bir titizlikle korunup kullanılmıştır. Osmanlı sultanlarının kutsal emanetlere verdikleri önemi gösteren örneklerden biri de, her Ramazan'ın 15. günü padişahın mübarek emanetler için düzenlediği törendir. Her Ramazan'ın 15. günü yaklaşırken, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin uzun ve geniş kollu hırkasının içerisinde yer aldığı sanduka, revan odasına nakledilerek, dairenin her tarafı süpürülüp silinir, duvarlar gül suyuyla yıkanır, miskle kokulandırılırdı. Hırka-i Saadet Dairesi'nde, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek emanetleri hürmetine yüzyıllardır Kur'an-ı Kerim tilavet edildiği de biliniyor. Bu güzel gelenek Yavuz Sultan Selim tarafından başlatılmıştı. Yavuz Sultan Selim'in de içlerinde olduğu 40 hafız, hayırların fethi, belaların defi için mübarek emanetlerin yanında Kur'an-ı Kerim okurdu. Ekim 1996'dan itibaren bu gelenek yeniden canlandırıldı. Osmanlı sultanlarının bu özeninin sebeplerinden biri de bu mübarek emanetlerin sadece birer bekçisi olduklarını, emanetlerin asıl sahiplerinin ise İstanbul'dan çıkacağı müjdelenen Hazreti Mehdi Aleyhisselam olduğunu çok iyi bilmeleriydi.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde çok detaylı olarak Hazreti Mehdi aleyhisselamın yanında mübarek emanetlerle birlikte çıkacağını anlatır. Mesela bir hadiste şu şekilde bildirilmektedir. Nuaym bin Hammad, Ebu Caferi'den şöyle rivayet etmiştir. Hazreti Mehdi aleyhisselam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar. Bir diğer hadiste ise Hazreti Mehdi aleyhisselamın kutsal emanetlerle birlikte çıkışı şöyle haber verilmektedir. Alametlere gelince, Hazreti Mehdi aleyhisselam beraberinde Allah Resulü'nün gömleği, kılıcı, sancağı bulunacaktır. O sancak ki, peygamberin vefatından bugüne kadar hiç açılmamıştır. Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhuruna kadar da açılmayacaktır. Günümüze kadar Osmanlı İmparatorluğu da dahil olmak üzere hiçbir devlet tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zatına hürmeten açılmayan sancak, götürüldüğü savaşlarda ve törenlerde kılıfından dahi çıkarılmamıştır. 1400 yıldır bu şekilde muhafaza edilen sancak ve tüm mübarek emanetler, Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhuruyla İslam ahlakının hakim olacağı dönemde açılacaktır inşallah. Mehdi'nin bir alametidir. Mesela bak oradan anlayacağız. Peygamberimizin sancağı sağ elinde olacaktır. İnşallah. Hiçbir insana bu nasip olmaz. Mehdi'ye nasip olacaktır ahir zamanda. Evet. Resulullah'ın hırkasını giyecektir. Hiç kimseye bu nasip olmaz. Evet. Anlayacağız ki o Mehdi bak bir alametlerden biri de budur. Teberrüken peygamberimizin kılıncını kuşanacaktır. İnşallah. Teberrüken. Yoksa kan akıtmayacak Mehdi. Yani damla kan akıtmaz. İnşallah. Uyuyan kişi de uyandırmaz. Ama teberrüken. Bakacağız belinde Resulullah'ın kılıncı var. Elinde sancağı şerif var. Üstünde hırkası var. Allah'u alem herhalde o diyeceğiz. Elhamdülillah.